yaşadığı, nerede olduğu merak konusuydu. Şu anda Kobra tipi zırhlı bir araçtayız. Sokaklar Türkçe, hoş geldin yazan pankartlarla dolu. Hemen sınırda İsrail askerleri. Yabancılara fidye için kaçıran terörist grupların hedefi olmamak için. Karara baktığımız zaman müzakerelerin tekrar başlayabilmesi için Avrupa genelinde aşırı sağcıların yükselişi Hollanda'da da hissediliyor. Suçluların geri verilmesi anlaşmasına göre iade talebinin kabul edilmediği şartlarda efendim iyi akşamlar, bir ajandayla daha yine sizlerle birlikteyiz. Yine gündeme ilişkin detaylar ve hazırladığımız haberlerle yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Peki bugün ajandanın sayfalarına neler yazdık? İlk olarak Dünya Ajandası diyeceğiz. Dünya Ajandası'nın ilk bölümünde de Afrin'deki son durumu masaya yatıracağız. Çünkü bildiğiniz üzere Afrin'deki tüm köyler aslında kontrol altında ve Habertürk ekibi de yine Afrin'e girdi. Oradaki izlenimlerini hazırladı. Önce bu gelecek ekrana ve daha sonrasında bundan sonraki süreçle ilgili acaba Türkiye nasıl bir dönemden geçebilir? Terör uzmanı Abdullah Ağar bizlerle birlikte olacak. Ve Dünya Ajandası'nın ikinci bölümünde bu defa da Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerini masaya yatırıyoruz sevgili izleyenler. Çünkü yarın Bulgaristan'ın Varna kentinde önemli bir zirve var. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili bu sürece ilişkin önemli bir zirve var. Masada ciddi konular konuşulacak. Bu konularla ilgili de emekli tümamiral Cem Gürdeniz bizlerle olacak. Dünya Ajandası demişken tabii Mısır seçimlerini atlamak olmaz. Çünkü Mısır Türkiye için çok önemli bir ülke. Daha öncesinde de aslında Arap devletlerinin kalbi olarak nitelendiriliyordu. Yarından itibaren Mısır'da seçimler var. Ona ilişkin bundan sonraki süreçte neler yaşanabilir? Ona ilişkin bir haber gelecek ve sonrasında dünyada Türkiye diyeceğiz. Her hafta olduğu gibi dış basında hafta boyunca ve özellikle bugün Türkiye hakkında çıkan haberleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Sonrasında da tabii ajandanın klasiği magazin ajandası. Dünya liderlerinin, siyasilerin siyaset dışında hafta boyunca katıldıkları etkinlikler, haklarında çıkan dedikodular, onlarla ilgili çıkan ilginç haberleri sizler için toparladık. Hoşunuza gidecek bir bölüm magazin ajandası gelecek ve son bölümde de Türkiye'de dünya diyeceğiz. Bu kadar yoğun Türkiye gündemi arasında acaba dünya gündemi Türkiye'de nasıl anıldı, hangi haberler ön plana çıktı, onları sizlere aktaracağız diyelim. Hadi başlayalım ajandaya. Sevgili izleyenler, Afrin'de kontrol sağlandı dedik. Afrin'in tüm köylerinde de çalışmalar devam ediyor. Özellikle sivillerin hayatlarına dönebilmeleri, normal hayatlarına geri dönebilmeleri için de TSK'da elinden geleni o bölgede yapıyor. Habertürk ekibi de yine Afrin'deydi ve o çalışmaları yerinde gözlemledi. Bakın hangi görüntülerle. Çok memnunuz, hem de çok. Allah razı olsun. Bir tek yardımımıza koşan gene sizler oldunuz. Korku, ümitsizlik ve çaresizlik geride kaldı. Artık yüzler gülüyor. Habertürk ekibinden Murat Karataş ve Özcan Öztürk terörden temizlenen Afrin'deki son durumu görmek için ilçeye girdi. Afrin meydanındayız. Meydanda dikkat çeken ilk detay belki yerdeki mermi kovanları. Bakın yüzlerce mermi kovanı var. Değişik çap ve bakta. Mermi kovanları burada duruyor, aslında meydanın her tarafına dağılmış durumda. Bir taraftan da Afrinler artık yavaş yavaş yaralarını sarmaya başlıyorlar. Bakın dükkanlar açılıyor, tabii dükkanların açılması için ön hazırlık yapılması lazım, temizlik yapılması lazım. Kırılan camlar onarılıyor, yerlerine yenileri takılacak ve Afrin'de hayat yeniden normale dönecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şimdiki hedefi de bu. Afrin'de terörsüz bir hayat sağlamak. Terörün izleri bölgeden silinmeye çalışılıyor. Setler ayrı ayrı iç içe halkalar halinde oluşturulmuş dedim. İşte bunun en büyük göstergesi de burada. Bakın ön tarafta bir set var. Hemen arkasında bir başka seti daha görüyorsunuz. Terör örgütünün şehri savunmak gerekçesiyle kazdığı ve buraya bıraktığı toprak yığınları bunlar. Ancak dediğimiz gibi 58. gününde Afrin'de kontrol Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri tarafından sağlanmıştı. O günden beri bölgede iki türlü hareketlilikten söz etmek mümkün. Biri askeri hareketlilik. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları burada devriye gezmeyi sürdürüyor. Bir taraftan da mayın, el yapımı patlayıcı ve tünel araması yapılıyor. Demeçik hem sokaklardaki güvenliği sağlıyor hem de ilçe merkezine giriş çıkışları kontrol ediyor. Bölgedeki askeri faaliyetler hız kesmeden devam ediyor. İşte o faaliyetlerden biri de devriye görevi. Türk Silahlı Kuvvetleri yaklaşık bir haftadır Afrin merkezinde. Şu dakikalarda ve zırhlı muharebe aracı geliyor üzerinde komandolara devriye görevini ifa ediyorlar. Afrin meydana doğru şu an iniyor. Bu arada arkada bir başka, evet bir başka zırhlı araç daha var. Bir Leopard tankını görüyorsunuz. Aslında o Leopard tankını Afrin ilçe merkezinde kontrol sağlanınca Afrin hükümet konağının önündeki görüntüsüyle çok iyi hatırlıyoruz. Şu an harekatın en önemli Türk Silahlı Kuvvetleri açısından unsurlarından biri. Leopard tankları, işte o Leopard tanklarından biri şu an Afrin caddelerinde devriye görevi ifa ediyor. Bir de hareketliliğin sivil ayağı var. Sivil ayağındaysa Afrin'den kaçanların ya da kaçabilenlerin demek belki daha doğru olur. Afrin'den kaçabilenlerin Afrin'e dönüşleri devam ediyor. Burada sık sık kamyonetler görüyoruz. Üzerinde ev eşyaları bulunan kamyonetler ve Afrinliler o kaçtıkları baba ocaklarına, Afrin'e geri dönmeye başladılar. Aslında şu anki manzara bile, bakın bu kent meydanındaki bu manzara bile kentteki hayatın artık normale dönmeye başladığının en önemli göstergelerinden biri. Türk Silahlı Kuvvetleri harekatın ilk gününden bu yana sivilleri ilk sıraya koymuştu. Afrin'in temizlenmesiyle birlikte de yardımlar devam ediyor. Mobil mutfaklarımız burada. İnsanlara sıcak yemek sunuyoruz. Ekmek fırınlarımız çalışıyor. Mobil ekmek fırınlarımız çalışıyor. Günlük tırlarla unlar giriyor. Bu bölgede kapanmış olan fırınların tekrar faaliyete geçirilmesi noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Bölgedeki barajın mekanik sıkıntıları vardı. Bu sıkıntılar yetkililerimiz tarafından tespit edildi ve çok hızlı bir şekilde bu onarıldıktan sonra inşallah bölgeye temiz içme suyu sağlanmış olacak. Özellikle sağlık hizmetleri noktasında ciddi bir sıkıntı söz konusuydu. Bölgenin iki tane özel hastanesi, bir de devlet hastanesi var. Özel hastaneler şu anda çalışılabilir durumda. Onlara da güvence sağlanmış durumda. Devlet hastanesinin tekrar çalışabilmesi için bölgenin el yapımı bombalar ve tuzaklardan temizlenmesi gerekiyor. Afrin'in merkezinde Kızılay yemek dağıtıyor. Menüde bugün kuru fasulye, pilav ve helva var. Afrin meydana dönüp baktığımızda burada uzunca bir kuyruk olduğunu görebiliyoruz. Kızılay günde 2 öğün sıcak yemek çıkarıyor. Toplam 10.000 kişi bu çıkan sıcak yemekten faydalanıyor. Köylerden Afrin'e geçtik. Gelirken bütün eşyalarımızı ucuza sattık. Buraya gelince örgüt altınlarımıza, paramıza el koydu. Şu anda hiçbir şey kalmadı elimizde. Türkiye buraya geldikten sonra güvende hissettik. Türkiye adaletin olduğu bir ülke. Tüm bu çalışmaların nedeni Afrin'in normale dönmesi için. Bunun için de Türk Silahlı Kuvvetleri çalışmalarına devam edecek. Efendim şimdi bu izlediğiniz aslında bölgede sivillere yönelik yapılan yardımlar diyelim. Olayın askeri boyutunda da tabii bir taraftan el yapımı patlayıcıların imhası devam ediyor. Bölgede mayın taraması devam ediyor. İşte bunların nasıl yapıldığını da terör uzmanı Abdullah Ağar'a soracağız. Sayın Ağar, nasıl yapılıyor bu taramalar? Önce bize bir onu anlatır mısınız? Bir çok basit bir dille açıklar mısınız lütfen? Benim öncelikle iyi akşamlar, saygılar. Saygılar. Şimdi tabii en önemli konuların başında geliyor. Çünkü sonuçta hem harekatın istikrarını, hem harekatı icra eden birliklerin can güvenliğini, hem de sahada var olan sivil unsurların, masumların hayatını tehdit altında tutan ve o tuzaklara düşüldüğünde bir şekilde insanların hayatlarını kaybetmesine sebebiyet veren ve gerçekten de dehşet verici görüntüler eşliğinde yaşanan olayları engellemek üzere yapılan bazı faaliyetlerden bahsediyoruz. Bununla ilgili açıkçası silahlı kuvvetlerimizin hem kuvvet bazında hem ordu bazında hem de ordulardan aşağıya doğru inerek her seviyede yetkilendirilmiş, farklı şekillerde yetkilendirilmiş patlayıcı maddeleri tespit ve imha unsurları var. Şimdi bunların sahaya yansımış olanlarına biz genellikle MET'i veya PAM kitimleri diyoruz. Şimdi bunlar patlayıcı madde keşif ve imha timleri olarak kendisini gösteriyor. Genelde isimleri buna bu bağlamda kendisini gösteriyor. Bunlar özellikle sahada mücadele alanlarında patlayıcıları tespit ediyorlar öncelikle. Tespit edildikten sonra da imha ediyorlar. Yani bunların yapmış oldukları işi aslında harekatın devamlı açısından çok büyük bir önem taşıyor. Çünkü bunlar vazifelerini yapmalarıyla beraber harekat sahasının, yapılacak harekatın istikrarı ve güvenliği sağlanmış oluyor. Çünkü eğer bu yapılmadığı takdirde bir şekilde büyük risklerin ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor, söz konusu olabiliyor. Öte tarafıyla da şunu söylemek gerekiyor. Yani özellikle harekattan sonra ele geçirilen alanın temizliği de büyük önem taşıyor. Şimdi alanı temizliyorlar ve temizlenmesinden beraber orada bir istikrar adası veya istikrarlı bir alan ortaya çıkıyor. Yani rahatlıkla gezip dolaşabileceğiniz veya görev icra edebileceğiniz bir alan oluşuyor. O yüzden açıkçası EYP, yani el yapımı patlayıcı, GYP, gelişmiş el yapımı patlayıcı, bu bir tuzak ve mayın. Bunlarla uğraşmak açıkçası özellikle IŞİD'in ortaya çıkmasından sonraki süreçte çok fazlalaştı. Daha önceden de vardı. Yani bizim özellikle 1990'lı yıllardan beri PKK üzerinden zaten vardı ama IŞİD'le beraber açıkçası sahada çok ciddi anlamda olduğunu söylememiz gerekiyor. Peki Sayın Ağar, şu anki durumdan yine bahsedecek olursak sizce kent tamamen ne kadar sürede temizlenir, ne kadar süreye ihtiyaç var? Yani şöyle söylememiz lazım Benan Hanım, açıkçası bir EYP'nin veya GYP'nin etkisiz hale getirilmesi en az 2-3 saat sürüyor. Yani sofistike olanlar, karmaşık olanların 7-8 saate kadar sürdüğü oluyor. Çünkü sonuçta tahrip işiyle uğraşan kişilerin için söylenen temel beylik bir cümle var. Tahripçi bir kere hata yapar. Çünkü bir daha hata yapmaya fırsatı olmaz. Çünkü hayatını kaybeder. Hı hı. Şimdi o yüzden açıkçası bununla ilgili çok var gözüküyor. Şimdi evet harekat icra edildi. Harekat alanındaki terörist unsurların etkisi ortadan kaldırıldı. Ama geride bırakmış oldukları ve sahadaki jargonuyla, sahadaki ifadesiyle pislikler, yani patlayıcı maddeler her yerde. Tuzaklar her yerde. Şimdi bunun temizlenmesi belki aylarca sürecek, belki yıllarca sürecek. Yani bunu söylerken şuna bağlı olarak söylüyorum. Fırat Kalkanı bölgesinde harekatın biteli yani neredeyse bir sene olmuş olmasına rağmen hala patlayıcı madde temizliği yapılıyor. Hı hı. Bitmiyor çünkü o kadar çok yerde var ki. Yani bir anda bir yerde karşı karşıya kalıyorsunuz veya sivil unsurlar bunun tehdidiyle karşı karşıya kalabiliyorlar veya onlar görebiliyorlar, haber veriyorlar. Ya her yerde bir şekilde EYP, GYP, bu tuzak ve mayın var. Açıkçası temizlenmesi yani bir cümle kurmak mümkün değil. Çünkü sonuçta Fırat Kalkanı örneğinden hareketle açıkçası çok uzunca süreli. Çünkü yani şu an PKK'nın bırakmış olduğu, kaçmış olduğu her yerde mutlaka EYP ve GYP çıkıyor. Hı hı. Peki şimdi bir de tabii Tel Rifat'a ilişkin görüşlerinizi de sormak isterim. Aslında bir operasyon mesajı da veriliyor Tel Rifat'a yönelik. Siz neler söyleyeceksiniz? Ne zaman böyle bir şey mümkün olabilir? Ve tabii sahadaki durum Afrin'deki durumla karşılaştırılacak ya da Fırat Kalkanı ile karşılaştırılacak durumda eğer karşılaştırırsak aradaki fark ne olur sahada? Şimdi adı Afrin'le beraber anılan ama Afrin'den ayrı değerlendirilmesi gereken ve ayrı değerlendirilen bir yer. Silahlı kuvvetlerimiz Afrin'in idari alanını bir şekilde bölücü terör örgütü YPG PKK'dan ve onun maske mazeretiyle beraber orada varlık üreten DAEŞ'ten temizlemiş durumda. Şimdi aslında Tel Rifat bölgesi Fırat Kalkanı'na ait olan bir bölgeydi. Yani Fırat Kalkanı'nın hedefi olan bölgeydi. Ancak Fırat Kalkanı'nda YPG PKK'nın yapmış olduğu bir takım toprak değişimleri ve özellikle Membiş tarafından ve Tel Rifat tarafından biz ilerledikçe, hani o zamanlar çok konuşmuş olduğumuz o terör koridorunu birleştirmek niyet ve maksadı sürekli alttan geldi ve bir şekilde orada fiili olarak, infak olarak oluşturmuş olduğu bir terör alanına dönüştü. Orada demografik olarak tamamıyla Sünni Araplara ait olan bir alan. Ama bir şekilde YPG PKK'nın eline geçirildi, eline teslim edildi. Özellikle rejimde toprak değişimleri vesaire olmasıyla birlikte Afrin tarafından gelenler. Şimdi burayla ilgili bugün Sayın Erdoğan yapmış olduğu açıklamada kendisini gösterdi. Ve muhtemelen konjonktürel bir fotoğrafla, yani uygulanabilirliğine dair, harekatın uygulanabilirliğine dair bir fotoğrafla ortaya çıkmış durumda. Yani bunu yakın zamanda bununla ilgili silahlı kuvvetlerin ortaya koyduğu etkiyi göreceğimizi ben değerlendiriyorum. Şu önemli, yani şu ana kadar işte özellikle Rusya'yla, İran'la, çünkü orada İran'ın oraya getirmiş olduğu Fatih Müyün Tugay'ı başta olmak üzere Şii milisler var, rejime bağlı bazı unsurlar var ve Ruslar var. Yani hassas bir bölgeydi. Onunla ilgili, o hassasiyetlerle ilgili, o risklerle ilgili rizikolar ortadan kaldırılmış olmalı ki Sayın Cumhurbaşkanım bununla ilgili bir cümle kurdu ve tahmin ediyoruz yakın zamanda bununla ilgili etkiyi de görmeye başlarız. Pekala, çok teşekkürler Sayın Abdullah Ağar. Sevgili izleyenler, terör uzmanı Abdullah Ağar bizlerle birlikteydi. Hem konuşulan, o çok tartışılan Tel Rifat'a yönelik operasyon mesajının içeriğini doldurmaya çalıştık. Hem de Afrin'deki mayın taramasının nasıl yapıldığını kısaca özetlemeye çalıştık sizlere. Ve diyelim ki Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri bundan sonraki süreçte bölgeye dair nasıl ilerleyecek? Çünkü konu Münbiç, masada Münbiç var. Bir taraftan Amerika diyor ki hayır ben çıkmayacağım Münbiç'ten. Ama öteki taraftan Ankara'nın talepleri ve istekleri farklı ve iki ülke arasında da bu konuyla ilgili çok ciddi anlaşmazlık var. Bakın o başlıklar neler? Afrin'in terör örgütlerinden temizlenmesinin ardından gözler Münbiç'e çevrilmiş durumda. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüşmelerin odak noktalarından biri de Münbiç. Washington'daki basın toplantısında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Peter Nauert'e de yine bu konu soruldu. Sözcü, Türkiye ile görüşmelerimiz devam ediyor, henüz bir sonuca bağlanmadı ifadesini kullandı. Nauert, Amerika Birleşik Devletleri'nin Münbiç'teki varlığına ilişkin olarak bizim çekilmek gibi bir niyetimiz yok. Fakat bu noktadan sonrasını Savunma Bakanlığımıza sormalısınız dedi. Konu Pentagon'da Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Adrian Galloway'e de soruldu. Askeri yetkili, koalisyon güçleri şu anda Münbiç bölgesinde bulunuyor. Diğer bölgelerde olduğu gibi Münbiç'te de yerel sivil konseyin istikrarı sağlaması için destek veriyor şeklinde konuştu. Sözcü, operasyonel güvenlik gerekçesiyle daha fazla açıklama yapmak istemedi. Öte yandan bir grup Amerikalı askeri yetkili Münbiç'i ziyaret etti. DAEŞ'le mücadele koalisyonunun sözcüsü, evet Münbiç kent merkezinde bir süre yürüyerek esnafla görüştü. Yine aynı heyet daha önce askeri birlikleri ziyaret etmiş ve kısa vadede bölgeden çekilmelerinin söz konusu olmadığını söylemişti. YPG, PKK'nın Münbiç'i terk etmesini ve Fırat'ın doğusuna çekilmesini isteyen Ankara, bölgede güvenliğin Türkiye ve Amerika tarafından sağlanmasını öneriyor. Geçelim Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine, çünkü yarın Bulgaristan'ın Varnak kentinde çok önemli bir zirve var ve o zirvede hem Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği süreci konuşulacak hem de aradaki sorunlar masaya yatırılacak. Mesela neler? Mülteci anlaşması, vize serbestlisi, gümrük birliğinin güncellenmesi. Tabii bununla birlikte Yunanistan'la yaşanan sorunlar, Ege'de yaşanan, Doğu Akdeniz'de yaşanan sorunlar masaya yatırılacak. Önce bir bakalım o genel başlıklara, sonra üzerine konuşacağız. Avrupa Birliği ile gelen ilişkiler diyaloğa dönüyor. Uzun bir aranın ardından Varna'da Türkiye-Avrupa Birliği zirvesi toplanıyor. Avrupa Birliği dönem başkanı Bulgaristan'ın ev sahipliği yapacağı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la bir araya gelecek. Türkiye Avrupa Birliği zirvesinin gündeminde önemli konular var. Türkiye'nin çantasında vize serbestisi, gümrük birliğinin güncellenmesi ve dondurulmuş olan müzakere sürecinin yeniden canlandırılması var. Avrupa Birliği ise OHAL uygulamalarını gündeme taşımaya hazırlanıyor. Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Rum kesimiyle yaşanan tartışmaların da gündeme gelmesi bekleniyor. Zirve öncesinde yaşanan olumlu bir gelişme, Türkiye-Avrupa Birliği arasında imzalanan mülteci anlaşmasının 3 milyar euroluk ikinci yardım diliminin geçtiğimiz hafta Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması. Zira bu durum Avrupa Birliği'nin mütabakata verdiği önemi ve anlaşma çerçevesinde Türkiye ile işbirliğine devam edeceğini gösteriyor. Üstelik vize serbestisi de bu mütabakat çerçevesinde ele alınıyor. Zirvenin bir önemi, Avrupa Birliği'nin kapılarının Türkiye'ye açık oluşunun bir göstergesi olması. Bu nedenle zirveden olumlu sonuçlar alınamasa dahi ilişkilerin normalleşmesinde önemli bir adım olarak görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret kapsamında Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la da ikili bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Tabii Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri derken geçtiğimiz haftalarda da en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi de Yunanistan'la yaşanan krizdi. Hem Ege'de hem de Doğu Akdeniz'deki çalışmalardı. İşte buna yönelik de yine karşımızda emekli Tümamiral Sayın Cem Gürdeniz var. Efendim iyi akşamlar, merhabalar. İyi akşamlar Beren Hanım. Sizinle aslında daha öncesinde biz bu konuyla ilgili çeşitli söyleşiler yapmıştık. Özellikle Ege'de yaşanan krizle ilgili sorunlarla ve Doğu Akdeniz'de yaşanan enerji çalışmalarına yönelik krizlerle ve anlaşmazlıklarla ilgili. Ve öngörüleriniz de şu güne kadar çıktı Sayın Gürdeniz. Şimdi yarınki zirvede masada önemli başlıklar konuşuluyor dedik ama satır arasında kalan fakat bundan sonraki süreci çok ciddi bir şekilde etkileyebilecek bu başlık var. Avrupa Birliği ne istiyor Türkiye'den? Yani özellikle Ege'de ve Doğu Akdeniz'de. Yani Avrupa Birliği'nin Brüksel'de geçen hafta yaptığı zirvenin sonuç raporuna baktığımız zaman istedikleri Türkiye'nin tüm faaliyetlerini bir kere yasa dışı buluyorlar. Uluslararası hukuka Türkiye saygı göstersin diyorlar. Ve de efendim Türkiye'nin ilişkileri normalleşmesini istiyorlar. Şimdi burada çıkan sonuç şudur, diyor ki Türkiye'yi biz Doğu Akdeniz'de Ege'den soyutlamak istiyoruz. Yani bu kabul edilebilir bir talep değil. Çünkü Türkiye yarımada devleti, Doğu Akdeniz'in en uzun kıyılarına sahip devletlerinden biri biziz. Ege'de maalesef 1830'dan itibaren sürekli Asya'ya doğru itilmiş bir yarımadamız var. Bugün şiddet alanları %49'lara geriledi. Halbuki Lozan Sözleşmesi bunlar %80'lere yakındı. Yani Türkiye'nin denizlerden soyutlanması isteniyor. AB'nin istediği bu. Şimdi bakın 92 yılında daha Helsinki zirvesinden, yani 99 Helsinki zirvesinden ki burada Kıbrıs'ın, Güney Kıbrıs'ı biliyorsunuz AB üyeliği gündeme gelmişti. Kudret'in ettiği bir laf var. Şöyle diyor. Kıbrıs'ta kaybedilen toprakları AB'yi arkamıza alarak tekrar kazanacağız. Şimdi çok iddialı bir laf. Daha 7 yıl var Helsinki zirvesine. Ve şimdi bu yoruma şey de ekleyin. Onların su altındaki, denizlerin diplerindeki alanları da yani Türkiye'den biz alarak, bunları maksimize ederek kendi topraklarımıza katılıyor. Biliyorsunuz benim gündeme koyduğum bir kelime var. Mavi Vatan diye. Mavi Vatan ülkelerin kıta sahanlığının altındaki deniz dibi alanları ki bunlar şu an çok kıymetli. Yani gelecekteki Türkiye'nin refahı, mutluluğu bu kaynaklara bağlı ki biliyoruz Doğu Akdeniz'de gaz da var, petrol de var, gaz hidratlar da var. Yani Türkiye'nin her sene verdiği 60 milyar dolarlık enerji faturasının belki de çoğunluğunu biz bu denizdeki kaynaklardan ileride sağlayabileceğiz. Şimdi Avrupa Birliği işte bu kaynaklarda Türkiye'nin hakkını esasında minimize etmeye çalışıyor. Şimdi burada Sayın Gürdeniz bir araya gireyim mi? Aslında çok önemli bir cümle kurdunuz. Dediniz ki Türkiye'nin denizlerden soyutlanması isteniyor. Yani bir anlamda Avrupa Birliği aslında Türkiye'yi denizlerden tırnak içerisinde kuşatmak mı istiyor? Bakın Türkiye Osmanlı İmparatorluğu dahil denizci bir devlet olamadı biliyorsunuz. Bir deniz devleti, bir deniz ülkemiz var. Ama bu coğrafya, bu muhteşem coğrafyaya rağmen bir deniz devleti bir türlü denizci devlet maalesef kuramadık. Şimdi Türkiye deniz konusunda muazzam bir uyanışa girdi. Bu tarihin esasında durdurulmaz akışından da kaynaklanıyor. Yani hangi hükümet gelirse gelsin artık Türkiye'nin 21. yüzyılda denizlere dönmesi kaçınılmaz. Türkiye bir kere denizci olacak. Şimdi bunun önlenmemesi lazım. Bunu biz maalesef kendi içimizde de yıllarca önledik. Türkiye karasal odaklı bir devletti. Gelen bütün yönetimler Osmanlı dahil hep bu şekilde, ama Türkiye artık bu uyanışı hem ekonominin isteği, hem güvenliğin, hem jeopolitiğin isteği artık yepyeni bir aşamaya girdi. Şimdi Türkiye'nin Doğu Akdeniz uyanışını böyle görmek lazım. Şimdi bir yandan da Türkiye'deki refah seviyesini çok arttıracak bir şey. Türkiye'nin bir kere Avrupa Birliği tarafından denizden kuşatılması falan, bunlar tabii ki olabilir ama neticede bunlar sıcak çatışmaya dönüşecek. Türkiye'yi Avrupa Birliği ile bir çatışmaya zorlayacak konular olarak görmüyorum. Ama burada Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'ın arkasına AB ve ABD'yi alarak Türkiye'yi kışkırtması, Türkiye'nin çıkar alanlarından 100 bin kilometre kareye yakın bir alanı çalması kelimesini kullanıyorum. Lütfen bir numaralı bir harita gönderdim. Onu koyarsanız seyirciler görsün. Bakın o haritada neredeyse Kıbrıs bizden 40 bin kilometre kareye yakın bir alan alıyor. Yunanistan da öyle dersek 100 bin kilometre. Bu kimin hakkı? Türkiye'nin hakkı. Şimdi Türk Deniz Kuvvetleri bu sahalara girenleri ne yapıyor? Sürerek çıkartıyor. Şimdi ne oluyor? Avrupa Birliği zirvesinde de bu nasıl algılanıyor? Kanunsuz, hukuksuz. Halbuki sonuna kadar Türkiye'nin yaptığı hukuki. Hatırlarsınız 2009 AB ilerleme raporunda yanılmıyorsam 37. maddesinde de biz şikayet edilmiştik. O zaman da demişlerdi ki Türkler bu rapor döneminde birçok kez Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, onlar öyle diyor biliyorsunuz GKR'ye, petrol arayan sivil gemilerini engelledi diye. Yani Türkiye kendi bahçesindeki, kendi sahasındaki gemileri engellemeyecek de ne yapacak? Şimdi onların ilişkiler normalleşsin dediği o bir numaralı haritada bugün görüyorsunuz. Sayın Gürdeniz, evet. O haritayı vermek istiyoruz ama çözünürlük açısından yayına çok uygun olmadığı için ekrana vermeyi tercih ettik. Ben ekrana göstereyim. Buradan görünebiliyor mu? Evet. Bilmiyorum. Görebiliyor musunuz? Nispeten. Antalya... Evet. Şimdi bakın. Türkiye'ye verilen alan Antalya Körfezi ile İskenderun Körfezi'ne sıkıştırılmış bir Türkiye. Yani şu koca alanlar Kıbrıs'a ve Yunanistan'a bırakılmış. 100 bin kilometre kare. Şimdi ben soruyorum. Esas hukuksuzluk bu değil mi? Yani esas Türkiye'nin olması gereken alanı da ben şimdi göstereyim. Buyurun. Türkiye'nin olması gereken alan bu. Arkadaşlar bu alan, tüm ekran yapabilir miyiz orayı? Evet. Bu alan Türkiye'nin gelecekteki bizim çocuklarımızın, torunlarımızın milli gelirini belki şu anki milli gelirin 10 katı fazlasına çıkaracak bir alan. Şimdi Avrupa Birliği istiyor ki biz bu alanı Türkiye'ye vermeyelim, minimal bir alan verelim ki Meis Adası, minnacık Meis Adası yüzünden neredeyse 50 bin kilometre karemizi alıyorlar. Yani olacak şey değil bunlar. Ve bizi, yani bu konuları bilmeyen, kara kökenli, zaten bu coğrafyada fazladan gelmiş bir devlet olarak görüyorlar. Bunu kabul etmemiz. Geçelim yarınki zirveye. Evet, şu güne kadarki yaşanan zirveyi özetlediniz. Bakın, yarınki zirvede masada Türkiye'nin hangi kartları oynaması lazım? Özellikle bu konuyla ilgili. Ben size şöyle söyleyeyim. Bakın, Türkiye masada şunu söyleyecekti. Bir kere Güney Kıbrıs Rum yönetiminin 2004 yılında AB'ye üye yapılması tamamen hukuksuzdu. Bunu gündeme getirebilir. Bir. İki. Türkiye GKR'nin 2 Nisan 2004 tarihinde 21 Mart 2003'ten geçerli olmak üzere ilan ettiği bu sahanın hukuksuz olduğunu dile getirebilir. 3. GKR'nin yine Güney Kıbrıs'ın 26 Ocak 2007'de ilan ettiği 13 tane ruhsat sahası, ki bunların 4 tanesi Türkiye ile çakışıyor. KKTC'nin hakları olan sahalar var biliyorsunuz. Zaten evet. Bütün sahalarda KKTC'nin hakkı var. Bunu gündeme getirebilir. Çünkü Türkiye'ye biliyorsunuz bunlar ilan edildikten bir hafta sonra Birleşmiş Milletler'e GKR'ye nezdinde nota verdi. Biz bunları tanımıyoruz. Evet. Türkiye'nin işte meşhur bir boylam var. Onun batısında çıkarları vardır şeklinde. O zaman da bir kriz de devam ediyor zaten. Evet bakın Türkiye şimdi bence şöyle elimiz güçlü gidiyoruz. 2 tane çok önemli bir gelişme var. Biliyorsunuz Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'da bu ENİ krizi yüzünden hatırlarsınız geçtiğimiz aylarda bu 3 numaralı sahaya ENİ girmek istedi Saipem. Türk Deniz Kuvvetleri onu oradan çıkardı. Ondan evvel 5 numaralı sahaya Total'le ENİ'nin ortak sahası yine 5 var, 6 var, 10 var biliyorsunuz bir de o sahalar var da bu sahalarda ciddi krizler yaşandı. Ne oldu? Tarihte ilk defa Kudret Özersay Eni'yle görüştü. Yani Eni, YKR'ye namına iş yapan bir firma bu krizin çözülmesi için KKTC'ye gitti. Bu çok önemliydi. Çünkü biliyorsunuz YKR'ye asla ve asla KKTC'yi bir antite bir devlet olarak tanımadığı için burayla resmi görüşmeler de istemiyor. Bu çok önemliydi. Bir de geçtiğimiz hafta, bilmiyorum izleyebildiniz mi? İsrail ilk defa 12 numaralı sahada, yani Afrodit sahasındaki çıkarılacak gazdan pay istedi. Evet. Bu tabii muazzam bir şok yarattı Yekara'ya. Çünkü neden? Esasında İsrail yaptığı 2011 anlaşmasında kendi alanlarından haksızlık yapıldığını bence hissediyor. Çünkü baktığınız zaman bu haritalar Mercator haritalarına göre yapılmış sınırlama anlaşmaları. Ama nomonik dediğimiz haritalar var. Ona göre yaptığınızda Türkiye ile İsrail'in karşılıklı kıyıdaş olduğu görülüyor ve bunun sınır anlaşmalarına etkisi olduğu ortaya çıktı. Ne gibi? Aynen Libya ile Türkiye gibi. Şimdi esasında kartlar yeniden karılabilir. İşte bunun ilk işaretini ben İsrail'in verdiğini görüyorum. Bir dakika diyor. Mısır'da zaten kaybı biliyorsunuz. Mısır'ın binlerce kilometre kare kaybı vardı. Bunu hatırlarsanız Mübarek gittikten sonraki gelen bu Müslüman Kardeşler Hükümeti tanımıyoruz dedi. Fakat Sisi gelince o görüşmede oldu. Birleşmiş Milletler'den de bu anlaşmayı ilga edin sürecini başlatamadılar. Yani esasında baktığımız zaman GKR'ye arkasına bu güçleri alarak iş yapıyor. Türkiye şimdi bunun farkına vardı ve çok güzel bence bir dış politika, askeri politikayla dış politika güzel gidiyor. Enerji Bakanlığı'nın da işin içinde olması bence çok önemli. Eskiden bu işler sadece Dışişleri Bakanlığı'nın inhisarındaydı. Şimdi Enerji Bakanlığı da ciddi bir oyuncu olarak işin içine girdi. Niye? Çünkü çok güçlü iki silah var. Biri Oruç Reis, öbürü de Barbaros. Biliyorsunuz Barbaros da önümüzdeki haftalarda bunu Cumhurbaşkanı da deklar etti geçtiğimiz haftalarda. Evet. Kıbrıs'ın çevresinde araştırmalara başlayacak. Türkiye bence Varna'ya Doğu Akdeniz konusunda çok güçlü gidiyor. Bir kere adını koyalım. Bu zero sum game'dir. Yani bu işin şakası yok. Şu an Doğu Akdeniz'deki bu yetki alanları Türkiye'nin bence en büyük jeopolitik çıkar alanıdır. Bunu göz ardı edemeyiz diye düşünüyorum. Çok çok teşekkürler Sayın Gürdeniz. Efendim yarınki zirveye ilişkin Türkiye Avrupa Birliği zirvesinde masada konuşulacaklara ilişkin emekli tümamiral Sayın Cem Gürdeniz'in önemli tespitleri vardı. Keza aslında Mısır'a da atıfta bulundu Sayın Gürdeniz. Mısır'ın Akdeniz'deki politikasına atıfta bulundu. Hem Sisi'den sonra hem de Sisi'den önce nasıldı diye. Çünkü orada da bir enerji krizi var. Ve Mısır demişken yarından itibaren seçimler var sevgili izleyenler Mısır'da. Aslında seçim sonucu belli gibi, darbeyle iktidara gelen Sisi'nin tekrar seçilmesi öngörülüyor. Ancak burada soru işareti olan kişi muhalefet lideri gibi görünen isim. Bakın neden. Mısır'da seçim maratonu başlıyor. Halk 26, 27 ve 28 Mart günlerinde sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı seçimine katılan iki aday var. Biri mevcut Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi, diğeri de Guat, yani Yarın Partisi lideri Musa Mustafa Musa. Muhalif grup ve partilerse seçimleri boykot edecek. 4 yıl önce iktidarı darbeyle ele geçiren Abdülfettah El-Sisi ikinci dönemi için yarışacak. Seçime bağımsız aday olarak katılan Sisi'nin kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tahmini oy oranı %80 ile 97 arasında. Zaten ülkedeki cadde ve sokaklarda neredeyse sadece Sisi'nin posterleri bulunuyor. Rakibi Musa Mustafa Musa ise ülkedeki muhalifleri temsil etmeyen bir isim. Hatta Sisi yönetimi tarafından seçilmiş göstermelik aday olarak değerlendiriliyor. Zaten Musa seçim kampanyasında Sisi'ye muhalefet etmekten çok destek verdi. Cumhurbaşkanımız Sisi'yi ve başarılarını hayatım boyunca örnek alacağım dedi. Peki halk ne diyor? Özellikle gençler hayal kırıklığı içinde. Mısır'ın Hüsnü Mübarek dönemine geri döndüğünü söylüyorlar. 2011 yılındaki protestolardan sonra kazandığımız tüm hakları kaybettik. Barışçıl gösteri hakkına, ifade özgürlüğü hakkına sahip değiliz. Tam tersine Hüsnü Mübarek dönemine geri döndük. Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri iki turlu yapılıyor. Adayın ilk turda kazanması için %51'in üzerinde oy alması şart. Sisi'nin ilk turda kazanması bekleniyor. 59 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Mısır'da seçime katılımın düşük olacağı tahmin ediliyor. Geçelim hafta boyunca dünyada Türkiye'nin dış basında nasıl anılıp nasıl aktarıldığına bugün de çıkan çok ilginç haberler var. İlk başta El Cezire diyelim sevgili izleyenler. El Cezire'de Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile Patriot görüşmelerine devam ediyor. Başlıklı bir haber dikkat çekiyor. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın önümüzdeki haftalarda ikili gruplar halinde Washington'ı ziyareti planlanıyor yazıyor haberde. Ve Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile Patriot füze sistemleri satın alma konusundaki görüşmelerini sürdürürken iki NATO müttefiki aralarındaki sorunları da çözmeye çalıştıklarını söyledi yazıyor. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri için. Ve Alman basını diyoruz, Deutsche Welle'ye gidiyoruz. O da Avrupa Birliği Türkiye'ye sınır güvenliği için para aktardı yazıyor hazırladığı haberlerden birinin başlığında. Alman Der Spiegel'in haberine göre, ki aynı haberi Deutsche Welle de çok geniş bir şekilde kullanmış, Avrupa Birliği Ankara'ya sınırlarını koruması için yardımda bulundu ve yine habere göre Ankara'ya sınırlarını mültecilere karşı koruması için 80 milyon eurodan fazla değere sahip güvenlik ve izleme teknolojisi ekipmanı gönderdi yazıyor. Tabii haberin detayları da var. Özellikle yarınki zirvede de yine bu bütçeler, bu detaylar, kalemler konuşulacak. Biz de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ve Amerika basını The New York Times, Türkiye'nin riskli Suriye operasyonu derinleşiyor yazmış. Suriye operasyonunu riskli olarak yorumlamıştı New York Times. 2 aylık mücadelenin ardından, yoğun çalışmanın ardından Türkiye, Suriye bölgesindeki operasyonu genişletmek için askeri harekatına hız vermiş durumda. Sınır boyunca konuşlanmış topçu silahları ve jetler Afrin'in kontrolü sağlandığından bu yana alçak dağlara indi ve oralardaki sessizlik de bozuldu. Afrin zaferi Türkiye'de coşkulu bir şekilde kutlandı. Daha sonrasında Kuzey Suriye'ye ve hatta Irak'a seferber olma sözü veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da bu durum cesaretlendirdi diyor The New York Times. Bakalım İsrail basını ne demiş, ama İsrail basından önce başka bir gazete var mı? Hayır, İsrail basınıyla devam ediyoruz ve Haaretz'e geçiyoruz. Avrupa'nın Türkiye ile ortak noktası kalmadı yazıyor. Yarınki zirveye dikkat çekiyor Haaretz. Bakın nasıl. Türkiye ve Batı artık herhangi bir stratejik çıkarı paylaşmıyor. Hatta Türkiye Batı'yı kilit bir güvenlik tehdidi olarak görüyor. Yarın Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılacak olan toplantıda Türkiye ile Batı aralarındaki çatlakları onarmaya çalışacaklar ama öyle pek de umut yok diyor gazete. Ancak Türkiye ve Avrupa'nın sorunlarının çözülmesi pek olası gözükmüyor. Aralarında çok fazla sorun, göze çarpan problem var. Ayrıca tarafların stratejik yönelimleri de tamamen zıt yazıyor İsrail basını Haaretz gazetesi. Peki Rus basını da demiş, bütün bu olaylar olurken Sputnik diyoruz, orada da Türkiye füzelerini başarıyla test ediyor yazıyor. Sputnik de yine Türkiye ile ilgili hazırladığı bir haberin başlığında, aslında bir manşet yapmışlar bunu. Türkiye yerel ilk balistik füzelerini başarıyla test ediyor yazıyor Sputnik. Birkaç yıl önce Ankara kendi tasarımı olan kısa, orta ve uzun menzilli balistik füzeleri spektrumunu geliştirmek için ortaya iddialı bir plan koydu. Türkiye, Karadeniz'in Sinop ilinde 2 yerli balistik füzesini başarıyla test etti yazıyor. Kısa ve orta menzilli Gökdoğan ve uzun menzilli Bozdoğan Karadeniz'deki hedeflerine ateş açtı. Testlerde başarıyla devam ediyor diyor Rus basını. Ve ajandanın klasiklerinden bir bölüm magazin ajandası. Siyasetçilerin, dünya liderlerinin o yoğun gündem koşturma, siyaset dışında hafta boyunca neler yaptıkları ve haklarında çıkan o dedikodular, ilginç haberler geliyor şimdi ekrana. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı Beyaz Saray'da ağırladı. Trump, basın mensuplarına açık toplantıya Arabistan'a sattıkları silahlardan kazandıkları paraları gösteren çizelgelerle geldi. 12,5 milyar dolarlık satışı kartona basılı fotoğraflarla anlattı Amerikan Başkanı. Prens Salman'ın tepkisi ise görülmeye değerdi. Başkan Trump geçtiğimiz Mayıs ayında ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapmış ve ziyarette 200 milyar dolarlık silah satış anlaşması yapıldığı açıklanmıştı. Başkanı Trump demişken, Amerikan Başkanı Trump dünyadaki diğer liderler yanında artık kendi ülkesindeki rakiplerini de çileden çıkartıyor. Beyefendiliğiyle tanınan eski Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden artık sabrını yitirmiş olacak. Geçtiğimiz hafta cinsel saldırı karşısı bir gösteride yaptığı konuşmada Trump için "Eğer lisede olsaydık onu okulun arkasına çekip bir temiz sopalardım" diyiverdi. Trump'ın karşılığı ise tam da ondan beklenen gibiydi. Trump çılgınca olarak nitelediği Biden için "Onu kavgada öyle hızlı ve sert indiririm ki ağlatırım" dedi. Tabii ki Twitter'dan. Amerikalı oyuncu Meghan Markle prenseriyle nişanlandıktan sonra Britanya basını kraliyet ailesinin iki gelinini kıyaslamaya başladı. Gazeteciler daha evlilik gerçekleşmeden Büyük Prens William'ın eşi Düşes Kate Middleton'la Markle'nin stil benzerliğine dikkat çekiyor. Kim bilir düğünden sonra neler arayıp bulacaklar. Her iki gelinin stilistleri de farklı ama kıyafetleri için seçtikleri tonlar ve modeller neredeyse aynı. Gelinler arası "Bana daha çok yakışıyor" rekabeti şimdiden başlamış galiba. Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alındı. Daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Sarkozy. Sarkozy'nin Libya, Mısır, Tunus ve Güney Afrika'ya gidişi ise yasaklandı. Zira yolsuzluk dosyasında adı geçen birçok kişi bu ülkelerde yaşıyor. Adli kontrol kapsamında Sarkozy'ye döneminde İçişleri Bakanları ve İç İstihbarat Birimi Müdürü ile görüşme yasağı da getirildi. Sarkozy hakkındaki adli kontrol kararı Fransa tarihinde bir ilk. Sarkozy 2007 seçimlerinde Libya'dan yasa dışı finansman sağlamakla suçlanıyor. Oysa iddiaları Kaddafi çetesinin iftirası olarak nitelendiriyor. Bakın hafta boyunca Türkiye'de dünya nasıl anıldı? İlk durağımız Rusya. Rusya Komünist Partisi lideri Pavel Grudinin girdiği iddiayı kaybedince bıyıklarından oldu. Grudinin başkanlık seçimlerinde %15'in altında oy alırsam bıyıklarımı keserim demişti. Ama oyların sadece %11'ini alabildi. Sözünü tutup bıyıklarını kesen Rus politikacı oylarının çalındığını iddia ediyor. Но с усами или без усов мы с вами пойдем дальше. Серьезнее-то без усов сижу, какой-то посерьезнее. Washington büyük bir protesto gösterisine sahne oldu. Ülkedeki bireysel silahlanma yasasını protesto eden yüz binlerce kişi Amerikan Kongre binasına doğru yürüdü. Slogan "Hayatımız için yürüyüştü." Katılımcılar Amerikan Kongresi'nden okullarda can güvenliğinin arttırılması için bireysel silahlanma üzerinde kontrolü arttıracak bir yasa talep ettiler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı Rusya soruşturmasına temsil eden avukatı John Dowd istifa etti. "Başkanı seviyorum ve ona en iyi dileklerimi sunuyorum" dedi istifa ederken. İstifa gerekçesini ise belirtmedi. Ancak Amerikan basını istifaya Trump'ın Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Mueller'e yönelik sert açıklamalarının neden olduğunu ileri sürdü. Amerika'dan bir diğer haberde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın yeniden devlet başkanı seçilen Putin'i tebrik etmesiyle ilgili. Gündemde Suriye krizi, Kuzey Kore ve Ukrayna'da vardı. İki lider ekonomik işbirliğinin arttırılmasına değindi. Trump kısa zamanda Putin'le bir araya geleceğini açıkladı. Tabii daha çok haber vardı ama süremiz bu kadarına yetti diyelim. Hadi reklama gidelim. Efendim bir ajandanın daha sonuna geldik. Sizlerin huzurunuzda yayında emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta bir haftalık ajandayı yapmayacağız ama Nisan'da tekrar görüşeceğiz diyelim. Şimdilik hoşçakalın.